Merhabalar değerli izleyenler. Hepiniz yayına hoş geldiniz. ARC Su Arıtma Teknoloji Firması'nın katkılarıyla hazırlamış olduğum yayının bugünkü konuğu Sayın Önder Filiz. Asos Mekatronik firması, Asos Process Engineering firması genel müdürü olan Önder Filiz Bey'i yayına alıyorum. Önder Merhaba. Bey merhabalar, hoş Merhaba geldiniz. Cihan Bey. Herkese merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim, siz sormalı. Sağ olun. Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Önder Bey, milli sanayi hamlesi ve yerleşme ile ilgili düşündüğümüzde aklımıza mühendislikten başka bir şey gelmiyor açıkçası. Çünkü sürekli daha ileriye gitmemiz için üretmemiz gerekiyor. Şimdi son olarak baktığımda da ülkemizde lityum kaynakları medyada gördüğümde bir de nadir toprak elementleri ile ilgili yeni tesisler açıldı. Bununla ilgili araştırdığımda firmanıza rastladım. Teşekkürler. Sizden firmanızı ve kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Tabii ki. İsmim Önder Filiz. Elektrik elektronik mühendisiyim. Asos'un genel müdürü ve kurucu ortağıyım. Asos'u 2006 yılında kurduk. Onun öncesinde Türkiye'deki büyük holdinglerde sırasıyla yazılım mühendisi, teknik müdürlük görevlerinde profesyonel olarak çalışıyorduk. 2006 yılında bir hayalin peşinden koşarak kurduk aslında. Türkiye'de biraz daha spesifik işler yapabilmek, mühendisliği ön plana çıkartabilmek, know-how'u ülkemize kazandırabileceğimiz projelerle alakalı bunları bir ticari fikre çevirdik. İsterseniz sunum üzerinden Tabii gidebilirim ki. size. Tamam. Aynen, daha detaylı olarak görmemiz için sunumu paylaşıyorum. Asos'u Tekirdağ Çorlu'da kurduk. Şu anda da merkez ofisimiz İstanbul'da. 250'ye yakın çalışanımız var. Dediğim gibi mühendisliği ön plana çıkartan bir firma olarak kurduk. Tabii ilk başladığımızda sayımız çok küçük. Bir ofis olarak başladığımız firmamız. Şu anda 20 bin metrekare kapalı imalat alanı. Dünyanın 5 ülkesinde ofisleri olan, toplam 250 çalışanı olan, bunun 75'i mühendis kadrosu olan bir firma haline geldi bu yıl itibariyle. Sürekli de buna göre, mühendislik planlarına göre büyüyoruz. İmalat alanımızı arttırıyoruz. Biraz da iş çerçevesine göre, tabii bizim gibi EPC iş yapan firmalarda proje bazlı olduğu için daha fazla, daha büyük projeler aldıkça sayımız da, imalat alanımız da, mühendis arkadaşlarımız, teknisyen arkadaşlarımız da sayısını arttırarak büyüme hedeflerindeyiz. Neler yapıyoruz biz Asos olarak? Biz sizin de söylediğiniz gibi, orada bir anlam karmaşası oluyor. Asos'u biz ilk kurduğumuzda Asos Mekatronik olarak kurduk. Evet. Genelde böyle başladık 2006 yılında. Türkiye'nin kurulmuş ilk mekatronik firmasıydık biz. O zamanlar daha mekatronik mühendisliği lisans olarak okutulmuyordu, Yeni sadece başlamıştı. Evet. lisans Kocaeli vardı. Üniversitesi'nde başlamıştı sanırım. Doğrudu. İlk Ankara Türkiye'nin Kocaeli. sanayi odasına tescil edilmiş, adı mekatronik olan ilk firmaydık. Tabii bizim amacımız orada akıllı makineler diye tabir ettiğimiz, içinde otomasyon da olan yazılımla beraber makine imalatı Makinenin. ve testler yapabilmekti. Ama Asos büyüdükçe işi daha çok anahtar teslim fabrikalar dediğimiz Türkiye fabrikalara geçtikçe Mekatronik ismi bizi tam taşımamaya başladı. Yaklaşık işte 10 yıldır da bu sefer de belki yine bir anlam kazandırdık Türkiye'de. Proses mühendisliği olan hani makineden sonra bir adım daha ilave ettiğimiz işin içinde proses mühendisliğini dizayn eden, tasarlayan, uygulayabilen bir firma olarak Asos Proses Mühendisliği firması olarak devam ediyoruz. Yani yaklaşık işte bu sene 17. yılımızı bitirdik. 18. yılımızın içindeyiz. Genç bir firmayız rakiplerimize göre. Avrupalı rakiplerimize göre. Çünkü proses mühendisi dediğiniz zaman hepimizin kitaplardan okuduğu 100 yıla aşkın Evet. prosesleri dizayn eden, tasarlayan Avrupalı firmaların yaptığını biraz daha yaparak gençliğimizin verdiği heyecanla daha hızlı yol alarak onlara yetişmeye çalışıyoruz. Referanslarımızı artırıyoruz Türkiye'de. Neler yapıyoruz bunun içinde? Biz proses mühendisini şöyle tabir ediyoruz aslında. Tabii her alanda yapmıyoruz bunu. Hani önce orada şey çizmek gerekiyor. Biz Asos'u şöyle konumlandırdık Cem Bey. Kapsam Madenden olarak. kimyaya geçiş noktasındayız biz. Madenden kimyaya geçiş. Peki bu Evet. madenler hangi madenlerdir? Yani çok çeşitli. Hani şu ana kadar yaptığımız referanslardan gidersek mesela işte demir madeninden biz demir sülfat üretiyoruz. Bakır madeninden bakır sülfat üretiyoruz. İşte magnezyumdan magnezyum sülfat, magnezyum karbonat, magnezyum nitrat. Bunları yapıyoruz. İşte sizin az önce söylediğiniz gibi lityumdan lityum karbonat, nikelden nikel sülfat. Kesinlikle.
Daha çok işte bu madeni spesifik hale getirebilmek. Daha ülkemize şikayet edilir de işte madenleri biz kazıyoruz, sadece toprağa satıyoruz. Evet. Tabii ki öyle değil. Çok güzel, çok büyük firmalar bu işin içinde olabildiğince nihai yönüne gidiyorlar. Biz de burada kendi yaptığımız proses mühendisliğini böyle tarif ediyoruz. İstiyoruz ki madenden daha çok kimyaya geçiş aşamasında ASOS arada kendini konumlandırıyor. Burada ham maddeye göre bir tesisin dizaynını, mühendisliğinin çalışmalarını yapıyor. Daha sonra pilot test center'ında bunların denemelerini yaparak buna göre nihai ürün üretebilen büyük kapasiteli fabrikaları kuruyor. Zaten referanslarımızda bunlara sık sık rastlayacağız. Göreceksiniz. Orada biraz daha şey yapabilirim. Pilot test merkezini biz özellikle ilk sıraya aldık. Az önceki söylemimde de bahsettiğim gibi dedim ya 100 yıllık belki 100 yılın üzerindeki firmalarla, Avrupalı firmalarla rekabet etmek zorunda kalıyoruz. Haliyle. Çünkü Türkiye'de sanayileşme işte gördüğünüz gibi son yıllarda biraz nihai üründe özellikle spesifik hızlandı. Hızlandı. Biz de burada kendimizi konumlandırıyoruz. Tabii burada biraz hem kendi insanımızı ikna edebilmek, hem büyük firmalara biz de bu işi yapabiliyoruz'u gösterebilmek için çok makinacı firmalarda olmayan kendi fabrikamızın içinde 2000 metrekare bir alanda bir test center kurduk. Bunu neden yaptık? Az önce söylediğim gibi şimdi bir Alman firma, bir Avrupalı firma ben bu işi yapıyorum dediği zaman hepimiz onun referansına, yazdıklarına güveniyoruz. Haliyle ona göre devam ediyoruz. Bizlerin burada müşterimizi ikna edebilmemiz kolay değil. Yeni yeni referanslarımız oluşuyor. Burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki müşterimize bu test center'da bizim ürettiğimiz bütün makinelerin pilot ölçeklisi var. Biz bunları laboratuvarda test edip görebilsek de evet. Biraz daha aynı malzemeden yapılmış, işte daha büyük kapasitelerde pilot test center'da siz diyoruz ne ürünü üretmek istiyorsunuz? Bu ürünü bize getirin. Bizim kimya mühendisi arkadaşlarımız çalışıyorlar burada. Bu ürünün üretilmesiyle ilgili hangi ekipmanlar gerekiyorsa, reaktörü, evaporasyonu, kristalizasyonu, kurutma ile ilgili hangi teknolojisi gerekiyorsa çalışmalarını bitirdikten sonra müşteriyi de davet ediyoruz. Bakın diyoruz ki pilot ölçekte biz bunu başardık. Böyle olunca güven tazeliyoruz aslında. Güven kazanmış oluyoruz. Mühendisliğimizi biz test etmiş oluyoruz. Müşterimiz de ya pilot ölçeklide yapılan bir işin büyüğe geçerken ASOS'a güvenerek yoluna devam etmiş oluyor. Yerli firmaların önünün açılması da bu tarz örneklerle de gerçekleşecektir. Kesinlikle. Şimdi diğer sektörlerde de bu böyle. Şimdi dediğiniz gibi işte Alman ekolü var. Baktığımızda tabii. İşte güveniyor. Diyor ki işte 100 yıllık firma zaten diyor. Ama biz bunu pandemi döneminde çok somut yaşadık. Bir sipariş verildiğinde ödemesi yapılsa bile %100 olsa dahi ürün gelmedi. Gelemedi çünkü. Kesinlikle. Bundan dolayı sizin gibi yerli firmaların desteklenmesi gerekiyor. Daha fazla önünün açılabilmesi için fırsat ve şans verilmesi gerekiyor. Yeni yapılan ilk iş dahi olsa bana göre. Tabii tabii. Mesela pandemide ben size bir örnek vermek isterim. Yani müşteri ismini ve şeyi zikretmeyin. Rakibimiz bir Avrupalı firma Türkiye'ye bir tesis kurmuştu zamanda. Pandemide gelip devreye alamadılar bu seyahat kısıtlamalarından dolayı. Biz gittik rakibimizin tesisini çalıştık. Evet. Çünkü tabii. Yakınız, aynı yerdeyiz, birbirimize ulaşmamız, aynı dili konuşmamız çok ciddi bir avantaj. Hep söylüyorum Türkiye'deki büyük firmalar çok fazla büyüyorlar ama büyürken bizim gibi hem makine sanayine hem diğer tedarikçilerine hepsini de büyütmek zorundalar ki yukarıda tek başına yalnız kalmasınlar. Yeri geliyor aynı pandeminin örneğinde verdiğim gibi bizim onlara faydamız oluyor. Yeri geliyor onların bizleri destekleyerek hep beraber büyümemiz gerekiyor. Kesinlikle. Mesela burada pilot test center'da özellikle işte sağ tarafta gördüğünüz kristalizasyon ve evaporasyon prosesimiz var. Sol tarafta fluid bed dryer var. Bunların hepsinde biz Türkiye'deki tek üreticiyiz. Spray dryer var aynı şekilde. Avrupa'daki de 4-5 üreticiden biriyiz. Tabii kristalizasyon, evaporasyon prosesleri dediğiniz zaman çok spesifik işler. Mühendislik gereken işler. Burada ne yapmış oluyoruz? Firmamız, işte müşterimiz bir ürün, kristal ürün elde etmek istiyorsa burada getirdiği çözeltisini biz hazırlayarak şartlarını oluşturup net olarak ürünü müşteri eline alarak görebiliyor. Nihai ürünü burada oluşturabiliyoruz. Bu tesiste görebiliyor. Yani istediği örnek numuneyi getiriyor. Tabii. Bu sistem komple paslanmaz zannederim ki. Yani çok özel paslanmazlar var tabii şeye göre spesifiklerde. Kimya sanayi çok aşındırıcı olduğu için ASOS'un farkı biraz oralarda ortaya çıkıyor Cem Bey aslında. Evet. Hani 316 paslanmazı belki herkes işleyebiliyor, yapabiliyor. Ama daha spesifik işlere gittiğiniz zaman işte aloy saçlarda, titanyum saçlarda, duplekslerde biz bunları işleyebiliyoruz. Bunlarla ilgili imalat yapabiliyoruz. Bu şekilde projelerde yer alabiliyoruz. Bir sonraki slaytıma geçiyorum. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi
Son zamanlarda tabii basında çok çıktı. Çok reklamı yapıldı bununla alakalı. Güzel de işler, ülkemize kazandırılabilen işler. Bizim test center'ımıza ilave kurduğumuz bir alanımız var. Solvent ekstraksiyon tesisi. Türkiye'deki ilk solvent ekstraksiyon tesisi burası pilot ölçekli olarak. Evet. Yaklaşık 50 hücreden oluşuyor. Biz burada ne yapıyoruz? Bu projede bizi TÜBİTAK destekledi. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız bir proje. Tabii çok değerli iş ortaklarımız da vardı burada. Metanikel bizim burada proje ortağımızdı. Aynı zamanda Metanikel'den sonra Etimay'dan yine proje ortağı olarak devam etti bu işte. Son iki lityum karbonat çalışmalarında. Şu anda devamında Mazıdağ'la, Cengiz Holding'de yine Etibakır'la çalışıyoruz. Buradaki projeleri geliştirmekle alakalı. Biz bu solvent ekstraksiyon tesisinde ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi çok gündemde tabii. Türkiye'de ilk yerli araba üretildi. Evet. Seri üretime başladı. Yollarda hep beraber görmeye başladık. Türkiye belki bundan önceki 50 yılda, 100 yılda bir petrol kısmını kaçırdı. Petrol kaynaklarımız olmadığı için maalesef. Çok ciddi cari açımız olan bir kısım. En çok petrolün kullanımında otomotiv sektörüne baktığınız zaman şu anda dönüşüme şahitlik ediyoruz aslında hep beraber, hep birlikte. Tabii belki bir 50 sene sonra petrol türevli araç, yani bu motor tipi olmayacak belki de, dizel. Yani belki çok daha kısa sürede yani. Ya da belki de zaman, belki çok daha kısa sürede bu olacak. Hani bu petrol kısmını kaçırdık ama hiç olmazsa lityum batarya dediğimiz kısmı yakalamaya çalışıyoruz. Burası bizim için bir vatan görevi, ülkeye borç, hani bizim yaptığımız işler. Biz buna inandık. İşte dediğim gibi değerli iş ortaklarımız da bize katkı sağladılar. TÜBİTAK bu işte bize güzel bir destek verdi, biliyorsunuz TÜBİTAK projelerini. Eğer güzel bir fikriniz varsa, bunu ARGE ile yapmak istiyorsanız, biz çok inanıyoruz bu işe. TÜBİTAK desteklerinden de çok güzel yararlandık. Bizim firmamızın büyümesinin sebeplerinden biridir. Yoksa hem iş yapıp hem ticari olarak kendini döndürmek zorunda kalan firmaların gerçekten ARGE yapması kolay değil. Çünkü siz ARGE gerçekten maliyetli bir şey. ARGE merkezisiniz. Ha, doğrudur. Bilmiyorum. Türkiye'de 632. ARGE merkeziyiz biz. ARGE merkezinde de arkadaşlarımız çalışıyor. Ona özgü şeyler yapıyor. Oranın da çok ciddi destekleri var bize. Hani bu destekleri COSGAP olsun, ARGE merkezi, Sanayi Bakanlığı destekleri olsun ya da TÜBİTAK destekleri olsun. Bunları yararlanıyoruz. Güzel de sonuçlar çıkıyor ortaya. TÜBİTAK'ın verdiği bu destekli projenin maksadı neydi? Biz dediğim gibi şimdi lityum batarya, evet, arabalara takılıyor. Adı lityum batarya ama içinde işte nikel sülfat var, kobalt sülfat var, mangan sülfat var. Bunların karışımından oluşan bir batarya. Ve bu saydığımız bütün madenlerde ülkemizde üretiliyor. Evet. Nikel sülfat, kobalt sülfatı biliyorsunuz Manisa Gördes'te metanikel üretiyor. Bu projede bizim çözüm ortağımızdı. Beraberdik proje ortağımızdı. Aynı şekilde çok ciddi bir kobalt üretimi Mazıdağ'ında var. Lityum karbonat da yine tesisini, pilot tesisini bizim yaptığımız Etimaden'in atıklarından üretiliyor. Biz de dedik ki Türkiye'deki bu madenlerden, az önce söyledim ya, biz tam madenden kimyaya geçiş aşamasındayız. Aslında bizim yaptığımız işi özetleyen güzel bir proje bu. Türkiye'deki madenleri işleyerek, spesifik hale getirerek, çünkü topraktan işte %1 oranında nikel var ya da ppm derecesinde lityum var, kobalt var, %30-40'larda mangan olan bir şeyi direkt kullanma şansınız yok. Çünkü lityum bataryası içindeki bu elementlerin kullanılabilmesi için 99.99 saflığa neredeyse gelmesi gerekiyor. Yani onun dışında hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bu yapıyı kazandırabilmemiz gerekiyor. Bu yapıyı kazandırabilmek için de belli saflaştırma işlemlerinden geçirmemiz gerekiyor. Solvent ekstraksiyon bunun başı. Daha sonra kristalizasyon devamı. Burada biz TÜBİTAK testleriyle yaptığımız projede bu madenleri aldık. Solvent ekstraksiyon kısmında zenginleştirerek nikeli söylediğimiz saflık değerlerine, kobaltı, manganı, lityumu söylediğimiz saflık değerlerine getirdik. Ve bunların karışımından olduğumuz prekörsür diye adlandırılan pil ham maddesini oluşturmuş olduk. Şimdi basından görüyorsunuzdur, Türkiye'de çok fazla pil fabrikası kurulumu ile ilgili açıklamalar var. İşte Ford kuruyor Ankara'da 40 gigawatt, TOK kuruyor yine aynı şekilde. Renault'un Türkiye'deki yapıları var ama pil ham maddesi nasıl? Koç grubunun da herhalde bir yatırımı. Evet, evet. Koç da Ankara'da 40 gigawatt. Aspilsan, peki Aspilsan? Aspilsan zaten burada bizi destekleyen bir kuruluş. Çünkü savunma sanayinin bir kuruluşu. Şu anda pil fabrikası çalışıyor ve güzel üretim yapıyorlar. Evet. Ama onlar da Türkiye'de bu ham madde üretilmediği için yurt dışına almak zorunda kalıyorlar. Prekörsür dediğimiz pil ham maddesini yurt dışına alıp getiriyorlar. Biz burada ne yaptık? TÜBİTAK'la yaptığımız projede bu plan maddelerini ürettik. Prekörsür dediğimiz plan maddesini de ürettik. Sonra TÜBİTAK RÜTE'de pil testleri yapıldı.
Burada binlerce cycle şarj, deşarj, şarj, deşarj yapılıyor. %80-85 bu cycle'ların sonunda verimde koruduğu gözüküyorsa pilin testlerden geçiyor. Bizim ürünümüz de burada testlerden geçti. İlk aşamayı başarıyla bitirdik. Şimdi daha büyük kapasitelerde üretim yapıyoruz. Buradaki amacımız bizim şu. Bu yanımızdaki büyük firmalarla beraber Metaniker gibi, Mazda gibi, Etimaden gibi firmalarla. Çünkü ham madde kaynağı burada çok önemli. Hani bu pili üreteceksiniz, ham madde kaynağını mutlaka sağlamanız gerekiyor. Biz de burada proses çözüm ortağı olarak bunun yapılabilirliğini göstermek istiyoruz. İşte Aspilsan dediniz ya, bunu en kolay kullanılabilecek Aspilsan firması. Biz burada ürünlerimizi, numunelerimizi hazırlıyoruz şu anda. Aspilsan'a gönderiyoruz. Aspilsan bunların testlerini yaptıktan sonra evet ben artık Türkiye'deki yerli madenlerden plan maddesini kullanmaya başlayabilirim dedikten sonra orada biz de elimizi taşın altına sokarak gerekirse yatırımcı olarak evet aynı zamanda proses çözüm ortağı olarak diğer firmalarla beraber Türkiye'de bu plan maddesini üreten bir tesis kurmak istiyoruz. Hedefimiz, amacımız bu. Çok iyi, inşallah kazandırırız ülkemize de böyle bir değeri. Yani çünkü buradaki şimdi mesela biraz lityumdan örnek vereyim ya da kobalttan çok gerçekten pahalı var. Mesela lityum karbonat işte 80 bin dolarlarda falan görmüştü. Pandemide 85 bin dolara falan gördü hatta. Şu anda da 60-70 bin dolarlar civarında. Ve çok uzun yıllardır Etimaden'in bu sıvı atıklarında var. Evet. Hem gerçekten bir sıkıntı. Çünkü sıvı atıkları dışarıya deşarj edemiyorsunuz. Devasa barajlar yapıyorsunuz. Burada depoluyorsunuz. Bizim Etimaden'e işte 2 yıl oldu. İlk yaptığımız 10 tonluk bir pilot tesis kurduk orada. Bu 10 tonluk pilot testte sıvı atığı alıyoruz. İçindeki lityum yaklaşık 300-500 ppm'lerde. Bunu zenginleştirerek gidiyoruz. Lityum karbonatı üretmiş oluyoruz. Aynı zamanda suyu temizlediğimiz için evaporasyon yöntemiyle suyu da geri kazanmış oluyoruz. İçindeki atık malzemeden de çok değerli olan yani tonu 70-80 bin dolarlarda olan lityum karbonatı üretmiş oluyoruz. Çok çok iyi. Tabii ki. Şu anda da mesela büyüğü inşallah kurulacak. Etimaden'in en Kırkaya en Bandırma'ya bir projesi var. 600 ton birine, 300 ton birine yaklaşık 1000 tona yakın bir kapasite olacak. Türkiye'de tabii biz bu çalışmaları yaptıkça diğer lityum kaynaklarıyla alakalı da çalışmalar oluyor. Çünkü en kritik ham maddelerden biri burada. Dünyada çok fazla lityum kaynağı yok. Mutlaka geri dönüştürülmesi gerekiyor pillerin daha sonra. Ama ilk başlangıç için Türkiye'de gördüğümüz işte Tuz Gölü'nde olsun, Denizli ve Afyon tarafındaki termal sularda belli madenlerin içindeki lityum atıklarında veya atık olarak tabir edilen malzemelerin içinden bu solvent ekstraksiyon dediğimiz sistemlerle biz zenginleştirerek ekonomiye kazandırmaya başlıyoruz. Bu konu önemli olduğu için biraz... Prosesi görecek miyiz sunumda? Ha, lityum prosesini paylaşmıyoruz şu anda. Sadece görsel olarak paylaşıyoruz. Tamamdır. Diğerlerine geçiyorum isterseniz. Laboratuvarımıza yine fiziksel testlerin çoğunu burada yapabiliyoruz pilot test center'ımızın içinde. Laboratuvar çalışmalarında onları görebiliyorsunuz. Mühendislik tabii bizim işlerimizde. Bizim gibi EPC tesis yapan firmalar için mühendislik çalışmaları çok önemli. Mühendisler artık tamamen artık makine mühendisi de olsa, kimya mühendisi de olsa, diğer mühendislik inşaat da olsa her şey yazılıma geçti biliyorsunuz bildiğiniz gibi. Evet. Artık sahada çalışan teknisyen arkadaşlarla mühendisi ayıran en büyük özelliklerden biri oldu herhalde. Çok uzun yıllar önce böyle bir şeyler yoktu. Evet hepimiz sahada ustalardan bazen iş öğreniyorduk. Ona göre tabii mühendisler şu anda kendini bu yazılım programlarıyla beraber geliştirdikleri için dizayn programları, hesaplama programları tabii bu üretimin hatasız olması konusunda da çok ciddi bir firmalara da beceri kazandırmış oldu. Bizde de genelde mühendislik çalışan arkadaşlarımızın çoğu mesela makine mühendislerinin hepsi evet katı modelleme kısmında çalışıyorlar. Ve hesaplama kısmında falan. İşin mutfağı tabii. Ben de designer'ım aynı zamanda. Birebir projeyi işin mutfağında gerçekleştiriyoruz. Evet. Tasarımla birlikte. Bu devreye almada da çok kolaylık sağlıyor. Tabii. Kesitlerin verilmesi, montaj projelerinin verilmesiyle. Mesela katı modellerde biliyorsunuz işte SolidWorks tarzı programlarda yani evet. Bütün makineyi çizdikten sonra imalata verince sanki bir Lego topluyormuş gibi makineyi topluyormuş gibi kalıyor sizin. Çok da kolaylaştırmış oluyor işinizi. Bunların belli bir hesaplama programlarında, simülasyon programlarında da daha makine çalışmadan önce siz nasıl çalışacağını, bir sıcaklık varsa o sıcaklığın neye etken olacağını, çok aşındırıcı bir malzeme varsa ne gibi sorunlar çıkartabileceğini bu simülasyon programlarında net olarak görmüş oluyorsunuz. Neler kullanıyoruz biz mesela bu aşamada? Ağırlıklı olarak tabii makine mühendisliğinde SolidWorks kullanıyoruz.
ve plant 3D kullanıyoruz, tesis dizaynı. Borlamalarında. Borlamalarında kullanıyoruz. Flow simulation'ları mesela termal proseslerde çok fazla yaptığımız için termal proses hesaplarında çok fazla kullanıyoruz. Aspen tarafını genelde kimya mühendisi arkadaşlarımız kullanıyor. Eşanjör dizaynı, eşanjör tasarımı yaparken bir akışkanın, başka bir akışkanla, bu genelde işte çözelti, buhar, su, buhar gibi akışkanları dizaynını yaparken evaporasyon, kristalizasyon tarzı proseslerimizde eşanjör ve ısı transferi çok önemli tabii, kaynama noktaları. Arkadaşlar burada direkt akışkan seçimlerine göre eşanjörün çap, boy, adet, boru kısımlarını tamamen oluşturmuş oluyorlar. Plakalı eşanjör yapıyor musunuz? Boru demeti. Yok. Hep şelen tüp yapıyoruz. Plakalı eşanjör gerekiyorsa mesela biz satın alıyoruz. Mesela o söylediğiniz kısmını biraz açayım ben Can Bey. Klasik Türk firmalarında bizde işte eskiden beri şey vardır. Yani ne olsa yaparız ya da demirden adam yaparız tabiri vardır. Evet. Biz orada kendimizi biraz ayırıyoruz. Asos'un seri üretim olarak yaptığı ekipmanlar var. Bu termal proseslerde işte fluid bed dryer gibi ya da işte rotary kiln ya da spray dryer, flash dryer gibi. Şeyde de evaporator, kristatör. Evet. Asos bunları yapıyor ama ya bir filtre lazımsa, bir konveyör, bir kırıcı lazımsa uzman firma kimse ondan satın alıyor. Hani Türk makinacılığında dedim ya, herkes her şeyi yapınca bir konuda uzmanlaşamıyorsunuz. Biz doğru, o yüzden doğru. Uzmanlık alanımızı termal proseslere ve kristatör, evaporatör gibi spesifik proses ekipmanlarına yönlendirdik. Diğer tarafların tabii ki işte sizin dediğiniz gibi plantelinde bir tesis çiziyorsunuz, bütün mühendisliğine hakim olmak zorundasınız. Buradaki tedarikçileri kontrol edecek kadar mühendisliğini biliyoruz. Ama gidip işte her şeyi yapmaya uğraşmıyoruz. Doğru. İşin uzmanından almak evet, daha doğru aslında. Evet, partner firmalarla beraber orada daha kolay çözümler yapabiliriz. İmalat alanımız bizim. Yılda yaklaşık 4-5 bin ton paslanmaz saç işliyoruz. 2-3 bin ton kadar da karbon çelik saç işliyoruz. Paslanmaz saçın büyük çoğunluğu özel paslanmazlardan geliyor, kimya testlerinden dolayı. Çok fazla titanyum malzeme, dubleks malzeme, bunlarla alloy malzemelerde, bunlarla alakalı paslanmaz saçları işliyoruz. Paslanmaz ve karbon çelik imalatın başında kaynak mühendisi arkadaşlarımız var, hep sertifikalı kaynakçılarımız var. Bu 20 bin metrekare bir alanda işte yılda yaklaşık dediğim gibi 3-4 bin ton paslanmaz saç, 2-3 bin ton da karbon çelik işliyoruz. Genelde saç işleme ve kaynak teknolojisiyle ilgili çoğu ekipmanlar kendi bünyemizde. Dışarıyla çok işimiz olmuyor. Çünkü imalatı hızlandırabilmek için, seri üretim yapabilmek için ona mecbur kalıyorsunuz. Bu saçları işlemekle alakalı kaynak teknolojisi, robot teknolojileri olsun, diğerlerinin hepsini kendi bünyemizde yapıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi mesela robotlu kaynak teknolojilerimiz var. Bunlar tabii bize imalata ciddi hız kazandırıyor. Ne sağlıyor? Mesela %100 üretkenliğiymiş gibi imalat yapıyorsunuz. Sürekli bir kamera kaydıyla kaynak tutulduğu için ve raporu çıkartıldığından dolayı %100 üretkenlik kaynak imalat yapmış oluyoruz. Otomasyon bizim önemli işlerimizden biri. Bir tesis kurduğunuz zaman bunun problemsiz çalışması için mutlaka işte işin beyni dediğimiz bütün ekipmanları birbirine bağlayan bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü bazen kurduğunuz tesiste 15-20 bin farklı ekipmandan oluştuğu oluyor. Binlerce vana, yüzlerce pompa, bir sürü büyük ekipmanın birbiriyle sorunsuz ve kontrollü bir şekilde çalışması gerekiyor ki bu tesis aynı zamanda sürekli kontinü dediğimiz kesikli olmayan bir proseste çalışsın. Burada ciddi bir yazılım ekibimiz var bizim. Kendi bünyemizde yapıyoruz. DCS yazılımları olsun, PLC SCADA yazılımlarını olsun, hepsini kendi bünyemizde tutmamızın avantajı var. Neden? Çünkü en son işi devreye alırken kendi ekibimizde devreye almak bize de rahatlık kazandırıyor. Müşteri için de şöyle bir avantaj oluyor. Bir işi verdiği zaman tek firmayla mantık oluyor. Çünkü tesisi yaptırdığı firma ayrı, otomasyonu yapan firma ayrı, montajı yapan firma ayrı olduğu zaman arada bir kopukluk olduğunda firmalar arası sorun çözülmesi maalesef müşteriye de yansıyor. Sorun çözülmesi zorlaşıyor. Doğru. Kendi bünyenizde olması avantajlı bir durum. Evet, evet. Devam ediyorum. Yine elektrik panel imalatı yine kendi bünyemizde. Evet, hemsizleri kendimiz topluyoruz burada. Güçlü bir ekibimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Şantiye ekibimiz güçlüdür. Yani şu anda Türkiye'de 6-7 tane şantiyemiz var. Yurt dışıyla beraber toplam 20 projemiz var. Bunların hepsinde şantiye ekibimiz bulunuyor. En baştan itibaren gidip mesela yani çelik konstrüksiyon yapmaya uğraşmıyoruz tabii ki. Projesini çiziyoruz. Çelik konstrüksiyonu bir çelikçiye yaptırıyoruz ama o çelikçinin yaptığı işi bizim ekipmanlarımızla beraber evet, bizim şantiye ekibimiz topluyor.
Çünkü bizim yaptığımız testlerde işte fotoğrafta gördüğünüz gibi paslanmaz büyük bir ekipman yerine konacaksa işte çeliği konuyor, ekipman konuyor, üstüne tekrar çeliği konuyor, onun üzerine ekipmanın devamı konuyor. Böyle sırayla çalışılması gereken işler olduğu için montaj ekibimizi, şanti ekibimizi kendi bünyemizde tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda devreye almada da bu arkadaşlar bize yardımcı oluyorlar. Bizim ana sektörlerimiz neler? Az önce bahsettim. Kimya ve maden aslında. Hani gübreyi ve biyomasıta çok fazla referansımız olduğu için bunları ayrı olarak gösteriyoruz ama aslında kimyanın içine sokabilirsiniz. Kimya evet, gübreyi giriyor. Yani, referanslarımızı göreceksiniz çünkü çok fazla bizim gübre referansımız var. Evet, özellikle yani gübre sanayinde çok fazla referans oluşturmuş bulunmaktayız. Neler var? Referanslara geçeyim ben size kısaca. Bunların üzerinden de biraz detay konuşalım. Mesela bu bizim anahtar teslim yaptığımız Kütahya'daki bir tesis. Türkiye'nin ilk potasyum nitrat tesisi bu. ASOS'un yaptığı işi özetleyen bir tesis aslında, o yüzden ilk seyrettim. Neden? Türkiye'deki ilk defa yapılan bir iş. Potasyum klorür madeninin nitrik asitle reaksiyondan oluşan bir iş. Ciddi paslanmaz, evaporasyon, kristalizasyon ve kurutmanın olduğu bir proses. Burada ne yapıyoruz? Potasyum klorür maalesef Türkiye'de üretilmiyor. Yurt dışından gelen bir ham madde. Ürdün ve Rusya'dan çok fazla üretim olarak geliyor. Ama potasyumlu gübreler gübre sanayinde çok fazla kullanılıyor. Burada gelen potasyum klorür nitrik asitle reaksiyona sokuluyor. Yemeksel sistemlerinde. Ondan sonra oluşan çözelti evaporasyon ve kristalizasyon sistemlerinde kristal ürün, kristal gübre dediğimiz ürüne dönüyor. Burada potasyum nitrat ana ürün olarak çıkıyor, amonyum klorür de yan ürün olarak çıkıyor. İşte yaklaşık 40 bin küsür tonluk, 42 bin tonluk bir tesis bu. ASOS'un EPC olarak yaptığı bir tesis. Türkiye'de güzel bir gübre referansımız. Sırayla devam ediyorum izninizle. Evet. Bu monoamonyum fosfat tesisi. Bu senenin sonunda yani 2022'nin sonunda devreye aldığımız bir tesis. Şu anda da süpervizörlük hizmetini 6 ay boyunca biz veriyoruz. Arkadaşlarımız orada destek çıkıyorlar. Monoamonyum fosfat tesisi. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden birine, Fosagro firmasına yaptığımız bir tesis. Burada aslında şöyle bir mantık var. İşin hikayesini anlatmak isterim sizlere. Şimdi Türkiye'de çok böyle yürümüyor işler. Mesela Fosagro firması bu tesisi yaptırmak istedi. Elinde atık bir çözeltisi var. İçinde fosforik asidi var. Bundan monoamonyum fosfat dediğimiz gübre üretmek istedi. Zor bir proses. Ama bizim kendimizi ispat ettiğimiz bir proses. Az önce anlattığımız hep test center'ımızın hem mühendisliğimizin ön plana çıktığı bir proses. Bizi diğer iki Avrupalı firmayla beraber bir yarışa soktu firma. Dedi ki bana bu çözeltimi alıp bundan bana ürün üretin. 1 kilo, 10 kilo pilot ürün üretin. Bunun içinde ne bedel istiyorsanız 3 firmaya da bu parayı ödedi. Evet. 6 ayda süre verdi. Bizim mühendislerimizle çalıştı. Yurt dışı firmalarda çalıştı. Bunu aynı şekilde. Ve hani biz ürettik demek tabii ki yetmiyor. Biz ürettik dedikten sonra üretici firmanın, Fosagro firmasının mühendisleri geldi. Tek tek üretim aşamalarını bir de onlarla beraber tekrar yaptık. Bizim işin proses çözümünü yaptığımızı ispat etmiş olduk. Avrupalı firmalara göre de fiyat avantajımız olduğundan dolayı biz ihaleyi kazanmış olduk. Güzel de bir işti, büyük de bir iş, başarılı da bir proje oldu. İnşallah Türkiye'de yok bu tesis, monoamonyum fosfat tesisi. Türkiye'de kazandırırız. Türkiye'de kazandırırız. Onun için uğraşıyoruz. Peki, şu an. Rusya'nın neresindeydi lokasyon olarak? Rusya çok büyük bir coğrafya. Çok büyük bir coğrafya. St. Petersburg'a yakın. 120 km'ye yakın St. Petersburg'a. St. Petersburg. Evet. Kısaca geçiyorum yine referanslardan. Rotary Clean dediğimiz tesisler, evet. Bu yine bir altın tesisi, yine bu şekilde yaptığımız. Sülfürlü Eczacıbaşı evet. Esan. Evet, doğrudur. Rotary Clean prosesi işte Vals tesislerinde de olan, çinko geri dönüşümünde de olan, birçok farklı tesiste de olan bir proses. Çimento'da da yine. Kesinlikle. Kesinlikle. Yine bunu yerli bir firmanın yapması da yine çok değerli evet. Bir durum. Hani burada aslında bizim farkımız şurada çıktı Can Bey. Bizim proses mühendisimiz şurada çıktı. Şey, rotary kiln dediğiniz gibi çok bilinen bir proses. Wels prosesinde, çimentoda, fırınlarda. Şimdi burada biz kükürdü uçurduğumuz için sülfürlü cevherde bunu dışarıya direkt atamıyorsunuz. Çevre mevzuatına göre 200 ppm'in altında olması gerekiyor. Biz burada absorpsiyon kolonlarında kireçli suyla yıkayarak kükürdü burada
indirgiyoruz. Yani deşarj edilebilir seviyeye getiriyoruz. Bu da aslında termik santrallerde çok kullanılır. Ama termik santraller çok büyük projeler. FGT dediğimiz aslında. FGT dediğimiz sistemler. Orada da çıkan kömür yanınca ortaya çıkan kükürt gazını kireçle yıkayarak absorbe edilen sistemler. Biz bunu ilk defa bu projede yerli olarak yapmış olduk. İnşallah termik santralcilere de göstererek, hani bunun yerli yapıldığını göstererek onlarda da aynı çözümü yaparız diye düşünüyoruz. Rafine tuz tesisleri. Bu Iğdır'daki bir proje. Geçen senenin sonunda devreye aldığımız bir proje. 10 ton saatlik tesis, 25 ton saatlik tesis. Bu tesiste şöyle, tuz biliyorsunuz, yani Tuz Gölü'nde göl tuzu olarak çıkan bir tuz kaynağımız var Türkiye'de. Bir de bunun dışında çok fazla kaya madenciliği var. Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ya da Iğdır taraflarında. Şimdi biz rafine dediğimiz tuzu nasıl üretiyoruz? Bu kaya tuzu alınıyor, tekrar çözülüyor sıcak suyla. İçindeki safsızlık dediğimiz kalsiyum, magnezyum gibi kaynaklardan arındırılıyor dekantör prosesiyle. Ondan sonra bizim evaporatif tip kristatörlerimizde tekrar kristallendiriyoruz. Bu sefer ne yapmış oluyoruz? Düşük saflıktaki bir tuzdan %99.9'luk, yani az sofra tuzu kalitesinde ya da sanayide ya da ilaç sanayinde kullanılabilecek saf rafine tuzu üretmiş oluyoruz. İki tane tesis yaptık geçen sene, tuz tesisi. Biri Çankırı Medmar firmasına, Çankırı'da. Diğeri de Iğdır'daki tesisimiz. İki proseste de yine aynı şekilde. Bunlar aslında basit gözükse de tuz kaynakları, tuz prosesleri, rafine tesisleri Türkiye'de kurulmuş. İkisi de ilk yerli firma tarafından yapılmış rafine tuz tesisleri. Daha önce bütün rafine tuz tesisleri Avrupalı firmalar kurmuş. İzmir'de bir firma vardır, büyük bir yine tuz tesisi. Evet, evet, Çiğli. Doğru. Birkaç firma var yine ama dediğiniz gibi işte bunun yerli mühendislik tarafından işin de, bana göre daha değerli olan tarafı yerli mühendisliğiyle yapılması. Tabii tabii. Çünkü, çünkü asıl zor olan o. Yani bunu yapabilmemiz. Evet. Ne kadar çok fırsat verilirse o kadar iyi olacaktır. Sonraki ülkenin daha iyi bir noktaya gelebilmesi adına. Doğrudur. Devam ediyorum. Ha, bu çok güzel bir proje. Türkiye'de tabii çok magazinde olan, çok konuşulan bir iş. Akkuyu projesini biliyorsunuz, nükleer santral. Evet. Ne kadar yani çevreciler tarafından eleştirilse de işte enerjideki şeyleri görüyoruz. Bir savaş oluyor, doğal gazı kapatıyorlar. Enerjisiz kalma evet. riskine giriyorsunuz. Mutlaka çeşitlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki bu çeşitlendirme yapılırken çevreye duyarlı olması gerekiyor. Kirletmemesi ve güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Ekonomik olması da tabii ki. Alternatif enerji kaynaklarının da olması adına. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de elbette nükleer santralin olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani enerji çeşitlendirmek ülkemizin elini güçlendiren bir şey. Sanayi içinde bu sene gördük işte elektrik ve doğalgaz fiyatları artınca çok ciddi bir enflasyon yaşıyoruz. Çok ciddi şey oluyor. O yüzden mutlaka bizim ucuz enerjiye ihtiyacımız var. Ucuz enerji olması için de yenilebilir enerji kaynakları gibi evet, nükleer enerjiyle de konulup çeşitlendirilmesi gerekiyor. Güzel bir proje. Toplam 4 ünite burası. 1200 megawatt her biri, 4800 megawatt olacak bu tesis. Asos burada ne yaptı? Asos aslında Türkiye'deki en güzel proses işlerinden birini aldı burada. Rusların kurduğu bir tesis biliyorsunuz burası. Evet. Rusya'da ana sağ tesisi. Biz burada nükleer santralin ihtiyacı olan, su ihtiyacı olan backup suyunu, yani santralde buharla elektrik üretiliyor. O buhar suyunun hepsini denizden üretiyoruz. Deniz suyundan üretiyoruz. Nasıl üretiyoruz? Evaporasyon teknolojisiyle üretiyoruz. Desinasyon dediğimiz teknolojiyle. Kapalı vakum altında eşanjörlerle olan bir sistemde denizden gelen suyu buharlaştırıyoruz. Toplam 4 ünite için bize 1500 metreküp saat su geliyor buraya. Bunun 600 metrekübünü biz saatte buharlaştırıp temizleyerek saf hale getiriyoruz. Buharlaştığın zaman zaten temizlenmiş oluyor. Kondense edip saf su elde etmiş oluyoruz. Daha sonra nükleer santrale buhar suyu ve kullanım suyu, proses suyu olarak gönderiyoruz. 1500 metreküpün 600 metrekübü saf su olarak geri gönderiliyor. 900 metrekübü de tekrar denize gönderiliyor. %3 tuzlu gelen su bize. Tuz miktarı %1 puan artıyor. %4 olarak tekrardan denize gönderiliyor. Yani her saat biz denizden 600 metreküp suyu nükleer santral için üretmiş oluyoruz. Şu anda ilk iki ünitenin imalatı bitti. Montaj çalışmaları başladı. Diğer iki ünite de önümüzdeki sene bitecek. Bizim için başarılı, güzel bir proje oldu. Nükleer santralde de hani biliyorsunuz burada
Türk devleti çok uğraştı yerleştirmek için, diğerlerine yerli oranın artırılması için. Yerlik bakımından da baktığınız zaman, çünkü çok fazla bizimkiler inşaat, çelik işleri ve montaj işleri yapıyorlardı. Proses kaynaklı güzel bir referans oldu bizler için de. Devam ediyorum izninizle. Organo mineral gübre tesisleri, hani bundan bir örnek vermek istersem, biyomas dediğimiz iş. Türkiye'de belki son zamanlarda görmüşsünüzdür. YEKTEM kapsamı olduğu için biraz destek verildiğinden dolayı özellikle biyomas santralleri çok fazla arttı. Yani biyogaz santralleri. Herkes hayvansal atıklardan, evsel atıklardan, tarım atıklarından bir şekilde çürüterek gaz elde edip daha sonra da elektrik ürettiler. Ama bu elektrik gazı çıkartılan ürün, burada içindeki hayvan atığı da olabilir, bitkisel atık da olabilir. Gazı çıkartıldıktan sonra genelde kompost dediğimiz bir malzeme oluyor. Bu kompost, evet, bunun içinde de değerli malzemeler var. Ama Asos burada ne yaptı? Bu kompost malzemesini diğer gübre malzemeleriyle, azot, potasyum, fosfat, bunlar NPK dediğimiz, azot, potasyum, fosfatla reçeteye göre zenginleştirdi. Zenginleştirerek sentetik gübrelere alternatif organomineral gübre üretmiş oluyoruz. Bu da hem atığın azaltılması hem atığın kullanılarak tekrar gübre yapılması açısından güzel bir proje. Çünkü çok fazla biyogaz santrali var. Biyogaz santralinin atıklarının hepsini aynı şekilde zenginleştirerek organomineral gübre olarak tarım sanayinin kullanımına sunulabiliyor. Tekrar kullanılıyor yani. Tabii tekrar kullanılıyor. Devam ediyordum. Bu İstanbul'da İSKİ'ye yaptığımız bir proje. Belki bunu da biliyorum, evet. Şey olarak. İzleyenler biliyordur çok. Arkadaki çürütme tankları çok dikkat çekiyor. Balta Limanı'ndan, evet, Boğaz'a doğru inerken gözüken bir proje. 600 ton gün biz burada çamur kurutuyoruz. Akışan yataklı kurutucularımız, gördüğünüz 3 tane büyük kurutucuda 600 ton günde çamur kurutuyoruz. Bu projeye referanslara koydum. Spesifik bir şey var burada, o yüzden onu söylemek istedim. Çamur bildiğiniz gibi arıtma çamuru. Kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Hem atık bertaraf ediliyor. Burada kurutulduktan sonra bunu çimento sanayi genelde yakıyor ve enerjiye dönüştürüyor. Çünkü kuru çamurun kalorifikleri 3-4 bin kalorilerde oluyor. Biz burada ne yaptık kurutmanın yanında? Aşağısı bildiğiniz gibi Boğaz ve Türkiye'nin en değerli yerlerinden biri, yalıların olduğu bir yer. Evet. Hiçbir şekilde koku çıkmaması gerekiyor. Bir kurutma makinesi düşünün ki bir ürün kurutuyorsunuz ve çamur gibi çok tehlikeli bir atık kurutuyorsunuz. Pis kokan bir şey kurutuyorsunuz ve koku istenmiyor. Asos burada şöyle bir şey yaptı. Bacası olmayan kurutma yaptı aslında. Yine bizim bir çözüm önerimiz oldu burada. Ne yapıyoruz? Bacadan çıkan atık gazı, su buharıyla beraber çıkan atık gazı kondenser dediğimiz sistemlerde soğutarak sıvı hale getiriyoruz. Sıvısı zaten bir arıtma tesisi olduğu için arıtmaya veriliyor. Temizlenmiş sıcak gaz tekrardan makineye basılıyor. Yani makinenin hiçbir şekilde bacası yok. Ürün kuruyor. %25 katı maddeyle giren ürün %90 katı maddeye çıkıyor. Uçurulan su buharı, kokuyla beraber uçurulan su buharı kondenserlerde yoğuşturularak sıvı forma getiriliyor. Evet. Tekrar arıtma. Aynen. Tekrar ısıdan da yararlanıyor. Kurutmada tekrar ısı da ekonomizer gibi mi oluyor? Nasıl oluyor? Aynen öyle. Çok ciddi de sizin söylediğiniz gibi ciddi bir ısı transferinden de yararlanılmış oluyor. Aslında ekonomizer gibi çalışmış oluyor. Evet. Atık ısıdan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu da çok iyi. Tabii bulunduğu lokasyon da direkt Boğaz'da zaten. Evet. Bu da yeni bir proje değil mi? İSKİ yayınlamıştı bunu. Yeni bir proje. Doğrudur. Şu anda daha yeni çalışmaya başladı. Evet. Öyle düşünüyorum. Devam ediyorum. Anahtar teslim proje olduğu için projenin start verildiğinden itibaren işte time schedule'a bakarsak tahmini ne kadar bir süre geçiyor? 18 ay, 12 ay? Ya tesislerde şöyle düşünün. Hani normalde 1 ile 2 yıl arasında değişiyor projeler. Özellikle bu pandemi ve savaş zamanında ekipman tedariğinde yaşanan problemlerden dolayı proje süreleri uzamaya başladı. Evet. Tedarik yani, zincirinde. Eskiden 1 yılda yapılmış. Şu anda neredeyse 2 yıllara gelmeye başladı. Çünkü özellikle bu çip krizine yansıyan konu herkese işte bu invertördür, PLC kartlarıdır, PLC sistemleridir, motorlardır. Her türlü malzemeyi bulunamamaya sağladı. Termin süreleri çok fazla uzamaya başladı. Bu, evet, proje sürelerini uzatıyor. Buna göre şey yapıyoruz. Hala da düzelmiş durumda değil maalesef. Değil.
Bir de farklı disiplinlerde çalışıyorsunuz. Bu da katkı besleme görüyorum yani. Şey olarak da farklı. Bu açıkçası ekibi oluşturmak da zor bir şey. Evet. Bizim alanımızda Cem Bey çok yetişmiş mühendis yok. Yok, evet. Know-how'ı elde etmesi de zor. Aktarması da zor. Hani o yüzden genelde yeni mezun mühendis arkadaşlar alıyoruz. Biz de yetiştirmeye başlıyoruz. Evet, şu anda çok yetişmiş kıdemli mühendislerimiz var. Ama sürekli yeni mezun arkadaşlarla bunları takviye ediyoruz. Yeni mezun mühendis arkadaşları da gerekli eğitimleri alarak, bu dışarıdan sağladığımız eğitimler olsun, kendi iç eğitimlerimizle geliştirerek bu konuda yetiştiriyoruz. Bu diğer referanslarımızdan biri, bu da TUS tesisi aslında, az önce bahsettiğim gibi. Bu da Türkiye'nin en büyük TUS tesislerinden biri. 25 ton saatlik en büyük TUS tesisi oldu. Çankırı'da kurduğumuz bir proje. Daha önce fabrikanın 2 tane 10 tonluk ve 12 tonluk 2 tesisi vardı. Avrupalı bir firmaya yaptırmıştı ikisinde. Şu anda bizim de kurduğumuz, yerli olarak kurduğumuz 3. tesis. 25 ton saatlik rafine TUS tesisi oldu. Bu da güzel bir projemiz oldu. Az önce TUS'u bahsettiğim için bunu hızlı geçiyorum. Çinkoborat. Çinkoborat tesisi, Etimaden'e yaptığımız tesislerden biri. Etimaden kısmını özellikle parantez açmak istiyorum. Yani Etimaden'in Asus'un gelişiminde çok büyük, önemli bir yeri var. Çünkü yaklaşık biz 15 yıldır Etimaden'in müteahhitiyiz. Dünyanın bor rezervlerinin %70'ini bulunduran ve %60'ından fazlasını dünyaya satan bir kuruluş. Bunun prosesi de, know-how'u da, madeni de kendinde olduğu için dünyadan kendi prosesiyle ilgili proses transfer etmesi kolay değil tabii ki. Çünkü boru en çok burada olduğu için en çok da burada biliniyor. O yüzden Etimaden yöneticileri burada doğru bir karar alıyorlar. Kendi proses firmalarını, kendi yerli tedarikçi firmalarını yetiştirme kararı alıyorlar. Yerleşme hamlesine başlıyorlar. Bundan belki 15 yıl önce kadar. Bizim gibi Türkiye'de şu anda çok çok büyük, hani değirmen alanında, santrifüj alanında, dekantör alanında, filtre alanında çok büyük firmaların çıkmasına, büyümesine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden devlet kurumları da olsa, başka özel kuruluşlar da olsa, referansınız yoksa o makineden kimseye gidip satamıyordunuz. İhaleye dahi giremiyordunuz. Evet. Etimaden bir şans verdi. Ekipmanları yerleştirmeye başladı. Bizler bu şansı iyi kullandık. İlk flütbet dryer yaptık onlara. Ondan sonra ilk evaporatör, ilk kristatör, ilk tesis şeklinde gitti. İlk yaptığımız tesislerden biridir Çinkoborat tesisi. Etimaden bildiğiniz gibi borik asit üretiyor. Çinko oksit malzemesiyle bir reaksiyona sokuyoruz burada. Tamamen prosesi bize ait bir iştir bu. Prosesi bizim geliştirdiğimiz bir know-how'dır. Çinko oksitle borik asit reaksiyona sokup Çinkoborat ham maddesini üretmiş oluyoruz. Ne işe yarıyor Çinkoborat? Mesela en basit elektrik kablolarında alojen free deriz, yanmazlık özelliği. O Çinkoborat'la sağlanıyor. Veya işte tekstilde yanmaz kumaş üretirler. Evet, o da Çinkoborat'la sağlanıyor. Hani uygulandığı ürüne yanmazlık özelliği sağlıyor. Çok güzel bir tesis oldu. Yıllık yaklaşık 10 bin ton ürün üretiyorlar burada. Duyduğum kadarıyla satışları da iyi, kapasite artışına gidecekler diye biliyorum şu anda. Devam ediyorum yine. Ha, bunu özellikle koyduk. Almanya yaptığımız bir iş olduğu için hep dedik ya, Avrupalı firmalar bizden çok eski, yüzyıllık referansları var. Biz de işte burada mühendisimiz geliştikçe onlar artık tesis kurmaya başladık. Düsseldorf'ta kurduğumuz bir tesis. Leonardit gübresinden kimik asit üretiyoruz burada. Burada ne oluyor? Leonardit dediğimiz genç kömür, yani daha kömürleşme başlamamış olduğu için organik oranı çok yüksek, çok ciddi bir toprak yapı malzemesi. Toprağı zenginleştiren bir organik gübre. Biz bu tesiste yine bizim kurutucularımız, diğer ekipmanlarımızla beraber Leonardit gübresini üretmiş oluyoruz yumurta asit olarak. Bu Bandırma'da İsviçreli bir firmaya kurduğumuz Kemiola firması. Evet. Hızlı geçip herhalde bir geri gelelim. Tamam. Bakır sülfat tesisi. Bakır sülfat da hem gübre olarak kullanılıyor hem de zeytin ağaçlarında yine kullanılıyor, bordo bulamacı olarak veya hayvanlarda altına serme olarak hastalıklara karşı kullanılıyor. Bakır sülfatta da şöyle bir şey var. Bakır madeninden, nereden sağlıyorlar bakır madenini? Urda atıklardan olsun, diğer atıklardan olsun. Urda bakırlardan sülfürik asitle liç yapıyoruz. Sülfürik asitle liç yaptıktan sonra bakırı tamamen çözmüş ve çözeltiye geçirmiş oluyoruz. Bu çözelti evaporasyon, kristalizasyon, santrifüj, kurutma dediğimiz klasik bizim kimyada kullandığımız proseslerle beraber bakır sülfat ham maddesini üretmiş oluyoruz.
Devam ediyorum. Etimaden yaptığımız tesislerden biri yine borulu gübre tesisi. Etidot diye geçiyor. 10.000 ton yıllık bir tesis. Burada da anahtar teslim olarak uyguladığımız bir proje. Burada da bor, bizim topraklarımız bor açısından zengin aslında ama Güney Amerika tarafına çok fazla satıyorlar. Toprakta bor eksikliği olunca tabii rekolte düşüşü oluyor. Orada gübre ham maddesi olarak kullanılıyor. Biz burada borulu gübre tesisini kurmuş olduk. Maden zenginleştirme tesisleri. Aydın ekipmanlarla yaptı. Evet. Bu mesela Çin'e. Evet, Aydın Çin'e. Türkiye'deki en büyük feldspatçılardan biridir. Biz evet, de uzun yıllar beraber çalışıyoruz onlarla. Eski bir firma, büyük bir firma. Kesinlikle. Farklı madenleri de vardır o bölgede. Evet. Biz burada anahtar teslim onlara bir feldspat zenginleştirme tesisi kurmuş olduk. Buradan yaptıkları ürünü işte İspanya, İtalya gibi seramik ham maddesi olarak kullanılacak ülkelere satıyorlar. Zero Liquid Deşarj prosesleri. Şimdi biz bunları genelde Avrupa'ya satıyoruz. Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlandı. Evaporasyon teknolojisiyle atık endüstrisinde kullandığımız bir teknoloji aslında Zero Liquid Deşarj dediğimiz. Şimdi biliyorsunuz arıtma, biyolojik arıtmalar olsun, kimyasal arıtmalar olsun her yerde çok fazla var ve herkes kullanıyor bir şekilde. Ama deşarj izni gitgide sıklaştırıldıkça bazı atıklara atık izni verilmiyor, deşarj izni verilmiyor. Burada da firmaların üretimini etkilediğinden dolayı işte bildiğiniz gibi baraj yap, çok büyük devasa barajlar yapmak zorunda kalıyorlar ve burada depoluyorlar. Bir baraj dolunca bir tane daha yapıyorlar, bir tane daha yapıyorlar. Sonu olmuyor bu işin böyle. Biz burada zero liquid deşarjda ne yapıyoruz? Eğer belli bir arıtmadan geçtikten sonra artık arıtılmayan bir su varsa bunu evaporasyon teknolojisiyle arıtıyoruz. Buharlaştırarak suyu saf hale getiriyoruz. Temiz suyu işletmeye geri gönderiyoruz. Aslında buradaki fabrikalar, endüstri kendi içinde kapalı çevrimli su sistemiyle çalışmış oluyor. Maalesef enerji fiyatları çok yüksek olduğu için şu anda sadece su temizlemek için ekonomik sistemler değil. Ama evet, nerelere uyguluyoruz? Bazı firmaların atıklarında ciddi ürünler var. Mesela? Örnek verirsek? Mesela işte lityum prosesi bunlardan biriydi. Atıktan buharlaştırarak suyu temizledik, lidyumu zenginleştirdik, lidyum karbonat ürettik. Karabük civarında çalıştığımız bir firma var şu anda. Wells prosesi yapıyor, sizin söylediğiniz gibi. Evet. Aynı şekilde. Marzin evet, değildir. Evet, Marzin firmasının şeyde. Ne onların var? Şu anda ARGE çalışması yapıyoruz aynı şekilde. Mesela onların atık suyunda da aynı şekilde Can Bey şey var. Onlar çinko prosesinde en çok evet, şey çıktıktan sonra yıkıyorlar biliyorsunuz kloru uzaklaştırmak için. Peletleme. Evet. Atıkta sodyum kloru ve potasyum kloru var. Hani ilk gübre fabrikasını anlatırken dedim ya potasyum kloru Türkiye'de yok ve üretilmiyor. Çok değerli bir gübre malzemesi. Tonu belki 800 bin dolarlara yaklaştı. Bu sefer atığın içinde saatte 1-1,5 ton kadar mesela buradaki firmanın atığında şey çıkıyor. Potasyum kloru çıkıyor. Şimdi böyle olunca enerjiyi absorbe edebilecek noktada olduğu zaman işin OPEX ve CAPEX'ine baktığınızda feasible oluyor iş. Yani sadece su arıtmak için dediğim gibi pahalı sistemler çünkü ne kadar evaporasyonu biz vakum altında yapmış olsak da, düşük sıcaklıklarda yapmış olsak da yine bir enerji kullanıyoruz. Ama atığın içinde bir ürün var ise çok feasible oluyor. Atıktan bir ürün kazandığımız zaman hem bunun satılabilirliği oluyor, sistem kendini kâra geçiriyor, hem de enerji maliyetleri bir şekilde önlenmiş oluyor. Kârlılık sağlamak. Evet, bu şekilde zero liquid deşarj projeleri son yıllarda Türkiye'de de artmaya başladı. Ona göre biz de burada şey yapıyoruz. Evaporasyon testleri yapıyoruz. İlk konuşmamızın başında söylediğimiz Etimaden'e kurduğumuz bir pilot tesis burası. Lidyum tesisi. Türkiye'nin ilk lidyum karbonat tesisi burası. Yılda 10 ton kadar lidyum karbonat üretiliyor. Bir pilot tesisti bu. Şu anda bunun büyüğünün dizaynı bitirildi. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki aylarda da 600 tonluk olan tesis yine Etimaden'in Eskişehir 40'daki tesislerinde yapılacak. Biz de onun adaylarından biriyiz. Bölge olarak genelde Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, bir de bu bölgede bu madenlerin, çünkü maden yataklarının olduğu yerler olarak genelde buralar. Evet. Buralarda. Bu kurduğumuz tesis Cem Bey şeyde Eskişehir 40'da. Eskişehir. Bir de evet. Beylikova'da nadir toprak elementleri. Bundan tesis da bahsedeyim. Geçen gün açılışı oldu nadir toprakları. Çok önemli. Aslında hani
en başta biz de şikayetçi olduk ya, dedik invertörü bulamıyorsunuz, PLC kartı bulamıyorsunuz, işte insanlar otomatiği bulamıyor. Bunun basına, halka yansımanısı nedir? Çip krizi, çip krizi diyoruz. Evet. İşte bu çip krizinin sebebi aslında bu nadir toprak elementleri. Dünyada iki yerde var diye biliyorum. Doğru mu? Dünyada şöyle daha fazla yerde var ama %80'ini Çin üretiyor. En büyük dağlar Çin'de, en büyük üretim Çin'de şu anda. Dünyadaki nadir toprak elementlerinin %80'ini Çin üretiyor. Ve mesela Amerika'ya vermediği zaman işte bize yansıyan kısmı otomotivlerde çip krizi dediğimiz olay meydana geliyor. Türkiye'de buradaki sahası çok güzel bir saha. Etmaden'in elinde bulundurduğu Beylikova'daki saha. Dünyadaki en büyük ikinci rezerv. Çok ciddi bir nadir toprak elementleri sahamız ve rezervimiz var. Biz yaklaşık 3 yıl bu işin Ar-Ge'si sürdü. Etmaden Ar-Ge ile beraber çalıştık. Burada topraktan aldığımız yani %3 kadar tenörü var bu nadir toprak. 4 tane nadir toprak elementleri var burada. %3 kadar tenörü var. Biz bunu zenginleştirerek kendi tesislerimizle ve Etmaden Ar-Ge'si ile beraber pilot tesisin dizaynını yaptık. Şimdi mevcut pilot tesiste de baktığınızda 500 kilogram saatte ürün besleyeceğiz. Ham madde besleyeceğiz. Tesis şu anda çalışmaları bitti. Hatta biliyorsunuzdur 2 hafta önce basına yansıdı. Cumhurbaşkanı açılışını yaptı. Bu tesis evet şu anda yavaş yavaş üretime başladı. Burada 4 tane nadir toprak elementlerini bizler üretmiş olacağız. Bunlar hangi elementler? Mesela neodim en çok kullanılan. Evet. Nerede kullanılıyor? Elektrikli arabanın pillerini kullandık. Evet. Konuştuk ya mesela. Bu da elektrikli arabaların motorlarında kullanılıyor. Neodim en güçlü mıknatıslardan biri çünkü. Bu nadir toprak elementlerini bizler burada üretimini yaptıktan sonra büyük tesisin projelendirilmesi olacak. Ve daha sonra yıllık 570 bin ton beslemeli bir büyük tesis dizaynına başlayacağız. Ve inşallah itibaren burada çok kısa bir zamanda onun kurulumuna geçmiş olacak. Ülke ekonomisine kazandırılması gereken çok ciddi bir tesis. Aynı zamanda hep diyoruz ya spesifik ürünler üretmemiz. İşte evet. Savunma sanayinde yapılan yenilikler, otomotiv sanayinde yapılan yenilikler. Elinizde ham maddeniz varsa bazı şeyleri yapmanız çok kolay. Türkiye'nin dışa bağımlılığını burada özellikle nadir toprak elementlerindeki dışa bağımlılığını çok büyük oranda önlemiş olacak. Ekonomide iyice artacaktır. Daha bir şey olacaktır. Katkısı kesinlikle olacaktır. Bu şehre de çok etkisi oluyor o bölge için bakarsak. Tabii, eğer. Çok büyük tesisler bunlar. Bir de orada gübre taşın yeni şey altın madeni. Yine o bölge çok önemli bir bölge. Ya evet bizim İç Anadolu'da zaten Eskişehir Kütahya bölgesi tamamen maden kaynaklarının olduğu bir bölge. Evet, hani volkanik oluşan madenler olduğu için bunlar genelde zamanında çok çok uzun yüzyıllar önce, bin yıllar önce oralarda demek ki ciddi toprak hareketleri olmuş. Yüzeye yakın olan madenlerin çoğu da işte baktığınız zaman evet dünyanın en büyük bor rezervleri orada. Çok aynen, ciddi aynen. Nikel kaynakları var, magnezyum kaynakları var. Bu şekilde bakır kaynakları var. İşte dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri cevheri var. Tabii bu cevherin yanında sadece nadir toprak elementleri çıkmıyor. Bir de barit florit diye iki tane madenimiz de var yanında. Bu tesisle önce barit florit kazanıyoruz ciddi oranda. Geri kalan barit floritle zenginleştirdikten ve ayrıştırıldıktan sonra geri kalandan da nadir toprak elementlerini alıyoruz. Bu tesisin tamamının mühendisliği, imalatı, EPC olarak sizin kapsamınızda. Aynen öyle. Mesela burada Cem Bey güzel bir şeye değindiniz. Spesifik işlerde yurt dışı firmalar size mühendislik satmak istemiyor. Evet. Know-how'unu vermemek için. Evet. Kesinlikle lidyum, çok güzel bir söylediniz. Tabii. Biz bunu lityum karbonatta da yaşadık. Nadir toprak elementlerinde de yaşadık. Her sene dünyanın belli ülkelerinde işte biz Malezya'ya gitmiştik bundan 3 yıl önce. Linas diye dünyanın en büyük nadir toprak elementleri üreticisi var orada. Orada gezdik. Sempozyumlara katıldık. Etimaden gerekli görüşmeleri yaptı. Herkesin söylediği şu, gelir tesisi kurarız, çıkan ham maddeyi, madeni alırız. Evet. Çünkü ülkeleri belli bir noktada, belli ham madde elinde olduktan sonra belli bir noktalara getiriyor. Bu çok önemli. Mesela Tesla şu anda, herkes evet Tesla dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olarak görüyor. Ben Tesla'nın yatırımlarını inceliyorum. Tesla şu anda dünyanın en büyük madencilerinden biri olma yoluna gidiyor. Çünkü Tesla çip krizi bir daha yaşamamak için nadir toprak elementlerine yatırım yapıyor. Bataryada güvenliğini sağlayabilmek için dünyanın en büyük lityum kaynaklarını satın almaya başladı. Çünkü ham madde elinizde yoksa seri üretiminiz otomatikman etkilenmiş oluyor. Burada da ülkeler elinde bir teknoloji varsa, Çinli firmaların elindeydi nadir toprak elementleri tesisi. Dediğim gibi Etimaden'e geldiklerinde evet biz bu tesisi de kurarız. Çıkan ham maddeyi de biz buradan sizden satın alırız. Bedelini de size öderiz şeklindeydi.
Tabii o zaman sizin ülkenizde bunlardan üretilen hiçbir ürün gelişmiyor. Çünkü evet belki bir para kazanıyorsunuz ama çıkan bir bütün ürünü yurt dışına satmış oluyorsunuz. Burada bizler elimizi taşın altında sokarak tabii ki oranın yöneticileri de bizlere güvenerek biz bunu yerli mühendislikle bu testleri yapmış ve başarmış olduk. En önemli noktalardan biri bu. Çok güzel söylediniz. Bir de mesela hani konuştuğumuzda şey oluyor işte bordan bahsedelim mesela. En büyük bor kaynakları evet, Türkiye'de. Bununla ilgili çalışmanız varsa nelerdir? Mesela insanlar düşünüyor biz boru işte diyoruz ki deterjan olarak kullanıyoruz ya da istediğimiz gibi kullanmıyoruz ya da yurt dışına satıyoruz. Bu konuyu aydınlatabilir miyiz? Ya aslında öyle değil tabii. Hani bor işleniyor ülkemizde. Mesela en büyük tesislerinden birini biz yapıyoruz şu anda. Yaklaşık 3 ay önce aldığımız bir iş, 1 milyar TL'lik bir işti. Bir boruk asit tesisini kuruyoruz Etimaden'in, Emet'te. Reaksiyon filtrasyon ünitelerini. Burada boruk asit olarak üretiliyor bu ürün. Boruk asit aslında bir son ürün Etimaden için. Ama sanayide bundan ne yapılıyor? İşte elimizde tuttuğumuz telefonun camında var. Bilgisayarın ekranında var. İşte halkın dilinde baktığınız zaman annelerimizin kullandığı, hediye gönderdiği bor camlar da var. Adı bor camdır. Evet. İşte her şeyin içinde biraz var. Aslında bor böyle tek başına bir ürün değil, sanayi tuzu diye geçer. Her şeyin içinde biraz var. Evet. Telefonun camına koyarsınız, kristal özelliğinden dolayı oraya bir artı kazandırıyor. İşte bor camı koyuyorsunuz, sıcaklık bu sefer yüksek sıcaklıklı fırınlarda çatlamadan, yani kırılmadan yapılmasını sağlıyor. İzolasyon malzemelerinde bu cam yünü dediğimiz malzemelerin içine konuyor. Çünkü proseste sıcaklığı düşürülerek daha düşük sıcaklıklarda üretim yapılmasını sağlıyor. O yüzden böyle baktığınızda Etimaden borik asit olsun, pentahidrat olsun son ürünleri üretiyor ve dünyayı ciddi manada satıyor. Ama tabii çok spesifik ürünler var. İşte bol karbür dediğimiz. Evet, onlar yeni yeni başlandı. Projeleri yapıldı, geçen açılışı oldu. Evet, bordan da üretilen bu tarz şeylere de yatırım yapılmaya başlandı. Bu da ülkemiz için katma değerli ve güzel işler. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Devam edelim isterseniz. Tabii ki. Ne kaldı? Ha, bu kadarmış zaten. Burada da referansları görüyoruz. Evet, ülkede yani burada yerli referanslarımız var genelde şu anda. Yine bahsettiğiniz Çaykur'la mesela çalışmanız neydi Önder Bey? Çaykur'a dünyanın en büyük çay fabrikasını yaptık. Güzel bir mühendislik çalışması. Onu mesela bilmiyoruz. Mesela şey yaptığımızda, evet, araştırdığımızda. Çok reklamını yapmadık. Gıda tesisi, evet, olduğu için dedim ya, biz daha çok maden kimyadayız. Çaykur'da İyidere'de 1000 ton günlük çay işleyen bir tesis oldu. Bu çok da güzel bir tesis oldu. Burada ne oluyor? Bir sürü çay fabrikasından gelen çaylar belli bir reçeteye göre armanlanarak, temizlenerek ayrıştırılıyor, işlemden geçiriliyor ve daha sonra işte sallama çaydan tutun da ufak paketlerden 1 kiloluk, 5 kiloluklara göre onlarca paket ediliyor. Burada hiçbir insan eli değmeden tamamen otomatik bir tesis oldu. Binlerce paslanmaz siloların içinde tutulan çay, Türkiye'nin en büyük pneumatik hatlarından biri oldu belki de. Pneumatik olarak reçeteye göre her armanlamalar hazırlanarak daha sonra tamamen robotlarla paketlere konularak yapılan bir tesis oldu, evet. Çok çok iyi. Bir de yorumlara bakalım. Sunum için tabii, teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Cem Bey, Önder Bey yayınlar denmiş. Önder Bey tarafından. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar denmiş. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar denmiş. Teşekkür ederiz. Asos firmasının başarılı işlerini takip ediyoruz. Tebrikler Önder Bey. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok sağ olsunlar. Genel olarak baktığımda iyi yayınlar denmiş. Daha sonra tekrar görüşmek üzere saygılarımla denmiş Tayfun Kaşıkçı. Bu şeydeki çamur arıtma tesisiyle ilgili konumuz vardı ya, hani bu İstanbul Boğazı'na yakın olan yer. Onu sor. Soru onunla ilgiliydi. Çamur aslında nereden geliyor? Çamur nereden geliyor? Bildiğiniz klasik arıtma tesisleri bunlar Cem Bey. Şehir arıtmaları. Evet. Yani şimdi bütün evsel kullandığımız suyun gittiği bir arıtmalar var biliyorsunuz, belediyenin toplandığı. Bu da çok istemesek de denize deşarj ediliyor en de sonunda. Suyun şey yapılması için. Denize deşarj edilirken bunun içinde askıda katı madde dediğimiz her şeyin tutulması gerekiyor. Denizleri kirletmemek için. Bu çamur aslında bizlerin işte kirlettiğimiz, doğaya attığımız, bizim lavabolarımızdan, tuvaletlerimizden, banyolarımızdan giden suyun içinde tutulan partiküller, askıda katı madde, filtre pres, evet, filtre pres, dekantör gibi katı sıvı ayrımı yapan ekipmanlarla ayrıştırıldıktan sonra
Balta Limanı'ndaki proseste bir de çürütme prosesi var. Gazı çıkartılıyor, elektrik üretiliyor. Daha sonra da biz bunu kurutarak çimentoya ham madde olarak gönderiyoruz. Bunu filtrasyon kısmından sonra mesela su tesislerinde de işte dairesel havuzdan işte sonra kum filtresine veriliyor. Öyle orada bir proses var. O prosesten sonra çamur tankına gidiyor. Mesela evet. Oradaki çamur da yine bu şekilde belki değerlendirilebilir. Orada da yine askıda katı madde. Demir çelik sektörü için. Bizde de mesela orada çamur var. Evet. Yine işte açık devre suları, ortamdaki tozlar, tufal. Evet. Bunlar suyla karıştığında çamurlaşıyor. Bu da belki sizin kullanacağınız bir alan olabilir. Demir çelik sektörü. Doğru. Mesela demir çeliğin atıklarından çok ciddi ham maddeler var biliyorsunuz. İşte az önce siz de Karabük'te ismini zikrettiğiniz firma da bu şekilde. Marzing. Evet, Marzing firması da demir çelik atıklarından çinko üretiyor. Başka evet. Firmada biliyorum mesela demir çeliğin atığını alıyor. İçinden magnezyum, bakır, çinko bu elementleri ayrıştırıp zenginleştirilip bu şekilde üretiyorlar. Başka firmalar da var. Çinkom diye bir firma vardı Kayseri tarafında. Evet. Bu tabii toplamadan elde edilen bir proses. Doğrudur. Burada bir su toryum hakkında bir çalışmanız var mı demiş Serkan Bey. Bizim nadir toprak elementlerinin içinde Cem Bey toryum var. Evet. Nükleer bir element. Zaten devlet eliyle işletilmesi gerekiyor. Biz proseste burada toryumu ayrıştırıyoruz. Çünkü çıkan son üründe toryum istenmiyor hiçbir şekilde safsızlık olarak. İçinde olmaması gerekiyor, nükleerite olmaması gerekiyor. Biz onları şu anda toryum nitrat formuna getirip çok özel depolarda depolanıyor. Yarın öbür gün çünkü Türkiye'de bir nükleer santral oldu biliyorsunuz. Daha toryumla çalışan nükleer santraller işte Çin'de ilk defa bir pilot tesis yapıldı, denenmeye başlanıyor. Çok daha verimli olduğunu söyleniyor. İleriki aşamalarda evet nükleer santrallerde yakıt olarak toryum kullanılırsa bizim yaptığımız Beylikova'daki testte çok ciddi bir toryum kaynağı var. Oradan kullanılacaktır sonrasında. Kullanılacaktır, doğru. Başarılarınız daim olsun. Arge ve inovasyon süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi tabii biz yapı itibariyle firma kurulduğu günden beri Arge'ye çok açık bir firma. TÜBİTAK projeleri olsun, COSGAP projeleri olsun, daha sonra Arge merkeziyle devam eden projemiz olsun. Kendi içimizde profesyonel arkadaşlarımız var o işin başında. Aynı zamanda dışarıdan bağımsız firmalardan da hizmet alıyoruz. İzleyicilerden gelen soruları sordum. Değerli izleyenlerimiz, soru sormak isterseniz biraz daha bekleyelim derim. Onları yine paylaşırız. Ya, bu şey olarak, proses olarak maden, kimya, biyomas, termal sunumda da gördük. Evet. Evet. Bu alanlar üzerine çalışan bir firmadır Asos Proses Engineering. Şimdi referanslara baktığımızda da dünya çapında ve Türkiye'de çok farklı ve nitelikli işler görüyoruz. Bunun yerli bir firma tarafından yapılması çok değerli. Açık konuşmak gerekirse. Şu anda mesela Romanya'da iki tane şantiyemiz var. Yine bir çamur işi yapıyoruz orada. Arıtma testinden çıkan çamuru İPA projesi, Avrupa Birliği projesi kapsamında aldığımız. O iki şantiyemiz devam ediyor. İngiltere'de bir tane silisyum tesisi kuruyoruz. Rusya'da şantiye sayımız çok arttı bu arada. İş potansiyelimiz de çok arttı. Sebebi de Avrupalı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan dolayı biliyorsunuz. Eskiden biz Rusya'daki ihaleler olsun, projeler olsun, büyük işlerde genelde Avrupalı firmalarla rekabet altındaydık. Onlarla çekişiyorduk. Şu anda tabii bu savaştan dolayı yaptırım uygulanınca biz rakipsiz kaldık orada. Rakipsiz olduğumuz için de oradaki iş potansiyelimiz çok ciddi manada arttı. Şu anda 6'ya yakın şantiyemiz var sadece Rusya bölgesinde. Çok iyi. Anıl Bey demiş, çalışmalarınızı, başarılarınızı, devamını dilerim. İyi çalışmalar, selamlar demiş. Çok teşekkürler Anıl Bey. Katıldığınız için çok teşekkür ederim Önder Bey. Son söz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa son söz size vereyim. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Hani dinleyicilere kendimizi aktardığımız için de. Özellikle Türkiye'de yerli mühendisliğin gelişmesi çok önemli arkadaşlar. Asos gibi onlarca, yüzlerce firmanın olması gerekiyor. Tabii ki çok değerli firmalarımız var. Biz önce kendi insanımıza inanmalıyız. Bir fabrikada çalışan olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz, bir yerin patronu olabilirsiniz. Söylemimde de söylediğim gibi firmalar büyürken etrafındaki tedarikçilerini de beraber büyütmek zorundalar ki yukarıda yalnız kalmasınlar.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel söylediniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Görüşmek çok üzere. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Değerli izleyenler, bugün Asos Process Engineering firmasından Genel Müdür Sayın Önder Filiz bizimleydi. Değerli sunum için çok teşekkür ederim. Yayınların daha çok artması, bilginin paylaşılması için desteğiniz çok önemli. YouTube kanalıma abone olmanızı, beğeni paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Yayınlara sponsor olan ARC Su Arıtma Firması'na ve Alkan Canbay'a teşekkürlerimi bildiririm. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Sağ olun. Thank you.